Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlar, Bahar'ın ev yemeklerine hoş geldiniz. Artık zamanı geldi, geçiyor bile neredeyse. Asma yapraklarımızı aldık. Bu yaprak arkadaşlar ince suyun yaprağı. 6 kilo bir yaprak aldık çünkü geçen seneden de var yaprağımız, yetiyor bize. Çok güzel yaprak, şöyle göstereyim arkadaşlar. İnce suyun 3 kilosu ince suyun arkadaşlar, Çorum ince suyun yaprağı, ince Ortaköy. soy köyü, değil mi? İnce Ortaköy, ince su Ortaköy. köyü, Ortaköy'dü. Evet, Ortaköy. Arkadaşlar ince su Ortaköy'de oluyor. Oranın şeyi de vardı. Neydi vardı? Şelalesi. Oraya ne diyorlardı ya? Ha şöyle. Açık mı konuşuyor? Unuttum. Arkadaşlar oraya şey kanyon muydu? Kanyon. Kanyon var İncesu'da arkadaşlar. Turistler de geliyor oraya. O köyün yaprağı bu yaprak. Aynı zamanda şuradaki yapraklarımızda bu yapraklarda şeyin arkadaşlar. Arpacık köyü. Çorum Arpacık köyü. 3 kilo ondan aldım. 3 kilo da İncesu'nun yaprağını aldım arkadaşlar. Şimdi biz bunları böyle istifliyoruz şöyle. Göstereyim. Şöyle katlıyoruz böyle. Biz buna elçim deriz arkadaşlar. Elçim elçim katlıyoruz biz bunları. Şöyle bakın elçim elçim katlıyoruz. Bu katladığımız elçimleri arkadaşlar ondan sonra sıcak suyla ıslayacağım. Zaten çekim de yapacağım. Ben yıllardır dolabıma koyuyorum arkadaşlar. Nasıl koyayım dolaba? Tuzlu suya basmıyorum. Bunların suları yani yeşili sönecek arkadaşlar. Yeşili söndüğü zaman zaten eşkili falan hep üstünde kalıyor benim yaptığım yaprakların. Dondurucuya suları sıkıldıktan sonra poşetlerken de göstereceğim. Poşet diyeceğim. Difrize koyacağım arkadaşlar. Ne kadar saracaksam o kadarlık zaten istifleyeceğim. Derin dondurucuya koyacağım. Ondan sonra da arkadaşlar çıkartıyorum bir geceden sarmadan önce. Tezgahımın üstünde mutfakta. O donu çözülüyor arkadaşlar. Aynı yeni almış gibi eşkili üstünde lezzetli bir yaprak oluyor. Allah'ın izniyle onları da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben şu yapraklarımı leğenimin içine elçim elçim dizmeye devam edeyim. Daha sonra ıslatırken de dolaba koyarken de çekim yapacağım. Evet arkadaşlar sularımız kaynıyor. Şöyle bakalım. Kaynıyor sularım. Biraz önce kıstım altını. Şöyle bakın. Şu suyumuz da kaynadı. Suyumuz da kaynadı. Hala da kaynamakta. Şimdi arkadaşlar ben bunu Allah'ın izniyle şöyle yapraklarımı görüyorsunuz. Şöyle bu sudan alacağım. Böyle. Arkadaşlar eğer ki ben bunu tuzlu bassaydım tuzla bunları katlarken de aralarına tuz dökecektim. Kaya tuzu. İri kaya tuzu. Siz eğer öyle yaparsanız iri kaya tuzundan koyun arkadaşlar. Aralarına iri kaya tuzundan koyacağınız. Ondan sonra ben şimdi bunu dondurucuya koyacağım için hiç gerek yok. Renkleri böyle solacak bunun arkadaşlar. Yeşilleri şöyle. Allah'ım herkese güle güle yedirmek nasip etsin. Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın. Allah evlat acısı vermesin cümlemize. Hiç kimseye düşmanıma evlat acısı vermesin. Bunu kaldırabilir miyim şöyle tek elimle bir bakayım. Bayağı ağır. Tek de iş yapınca şöyle biraz daha hafifleteyim. Bunun altını kapatayım şöyle. Bunu şöyle kaldırayım. Devam ediyor arkadaşlar. Daha suyumuz var çünkü. Yetmez bir.
yaprağımızı bastık. Şöyle göstereyim, bakın. Her yerinde su var. Bakın, basınca su çıkıyor. Bunun ağzını arkadaşlar kapatacağız. Bu yaprağımız böyle basılı kalsın soğuyana kadar. Tamam. Soğuduktan sonra poşetlerken de Allah nasip ederse göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunun güzelliğine bakın. Yapraklarımız ıslandı, soğudu. Ben bunları arkadaşlar elçim elçim böyle sıktıracağım. Şöyle sıktıracağım suyunu, poşetleyeceğim. Bunu da zaten size göstereceğim. Evet arkadaşlar, böyle elçim elçim poşetledim. Şunu da poşetleyeyim Leyla. Şöyle. Arkadaşlar bu bizim bir sarımlığımız. Melih abim Beyhan yemiyor yaprağı, çok fazla sevmiyor. Biz etli, karapaklalı, ondan sonra kuyruk yağlı falan kızarttığımız zaman ne kızartıyorum Beyhan? Kafamı topla. Kafam gitti. Arkadaşlar bunu böyle iyice sıkıştırıyor şöyle. Benim iki tane dondurucum var arkadaşlar. Biri sandıklı, biri çekmeceli. Beş çekmeceli, altı mı? Altı çekmeceli olan var. Bunları altı çekmeceliye falan koymuyorum arkadaşlar. Bunları ben direktmen koyup, neydi o? Tifresi. Derin dondurucu, dolap dolap aşağı. Buzdolabı mı? Buzdolabı değil Beyhan ya. Anladım. Sandıklı sandıklı olan dondurucu. He, tamam. Arkadaşlar yine bugün benim migrenim arttı. Söylediklerim biraz saçma salak oluyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar böyle aynı. Bakın arkadaşlar bunu çıkarttığım zaman bile bu böyle yeşilliğini koruyor arkadaşlar. Dondurucudan çıkartıyorum. Aynı böyle bak. Poşetliyorum. Tezgahın üstüne koyuyorum. Bunun donu çözüldükten sonra arkadaşlar tek tek elini çek alarak şöyle tek tek sarılıyor yani. Hiç bozulması falan yok. Ben yıllardır böyle yapıyorum. Çoğu arkadaşlar da söylemişler işte yeşilinden koysana, hiç rengini soldurma. Yok arkadaşlar, ben böyle biliyorum, böyle yaparım. Ben yeşil fasulyeyi de çiğden koymam. Anamdan koymam. Aynen öyle. Anam böyle şey yapmıyordu Beyhan. Anam basıyordu yaprağı. Anam tuzuna basıyordu yaprağı. Ondan sonra anamın son günlerde dedim ki ana tuzuna basmayalım dedim. O zaman yavrum derin dondurucunun içine koyak, getir, bir şey olmaz. Önce bir iki poşet denedik. Sonra anamdan da öğrendim. Bu da var. İşte böyle geçiyor zaman. Bakın şu, Allah güle güle, şuna bakar mısınız? Bakın. Şuna inceliğine bakın bir de, bak. Şöyle. Bak. Bak. Gördünüz mü? Bunu ben yiyeyim, dur. Bu kalsın, bunu yiyeceğim. Canım çekim. Evet arkadaşlar böyle. Ben fasulyeyi de arkadaşlar, kışlık fasulyeyi de dondurucuya koyduğum zaman bazıları şey yapıyor, kırıyorlar, yıkıyorlar. Arkadaşlar suyu sıkıyor, öylece koyuyorlar poşetleri. Ben asla öyle yapmıyorum. Rengini solduruyorum. Onun da madıma yaptığım gibi. Ondan sonra İşte çok fazla da fasulye falan da yenmiyor. En çok bizde arkadaşlar kuru biber yeniyor. Onu da açıkça söyleyeyim. Kuru biber. Bakliyatlar. Patlıcan kurusu falan da çok fazla değil arkadaşlar. Senede bir sefer pişirirsem yenir. Onlar da. Kuru fasulye çok gidiyor bizde. Evet. Yeşil mercimek. Bakliyatlar çok gidiyor. Piriç pilavı. Evet arkadaşlar. Pilavı. Bu böyle. Bunları ben sandıklı dolabıma kaldırıyorum. Herkese Çorum'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kurban olduğum yüce Allah'ım, herkese hayırlısıyla, böyle kışa hazırlık yapıyor. Herkes evladıyla, eşiyle, dostuyla, çoluğuyla, çocuğuyla sağlık içinde tüketmek, yedirmek nasip etsin. Herkese sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.